Herkese iyi günler, Barış Karayazgan ben. Akbank Sanat olarak yeniden sizlerle birlikteyiz. Haziran ayı, kumaş ile aktiviteler ayımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlerle ipliklerle nakış resim çalışması yapacağız. Kumaş, daha önce de bahsettiğimiz gibi çok uzun süredir sanatçıların birçok farklı şekillerde kullandıkları bir malzeme. Elbette kumaş kullanan sanatçılar iplikler de kullanıyorlar. Ve biz bugün iplikleri kullanarak kumaşın üzerine bir resim çalışması yapacağız. Şimdi bunun iki ayrı yönü var toplumda çoğunlukla gördüğümüz. Bir tanesi sanatçıların çok yaratıcı şekillerde esasında kumaşları ve iplikleri kullanmaları var. Bir de el sanatları dalında etamin, gobelen ya da kaneviçe adını verdiğimiz bir teknik var. Bunu da genellikle hobi olarak birçok kişinin yaptığı, çok da severek yaptığı ve kumaşı ve ipliği kullanarak yaptığı bir aktivite olarak görüyoruz. Şimdi size hemen malzemeleri öncelikle tanıtmak, ondan sonra bazı görseller paylaşmak ve hızlı bir şekilde çalışmamıza geçmek istiyorum. Böyle bir çalışma için tabii ki öncelikli olarak kumaşlara ihtiyacımız olacak. Burada farklı renk kumaşlar var. Yalnız bunun özel bir kumaş. Ben biraz aralıklı dokunmuş bir kumaş tercih ettim ki rahat rahat iğneyi geçirebileyim diye. Onun dışında kumaşı sabitlemek için bir çerçeveye ihtiyacınız var. Çerçevesiz olur mu? Elbette olur ama çerçeve olursa daha da iyi olur. Bazen kasnak da adını veriyorlar. Şu anda elimde gördüğümüz bu iki parçalı. Daha çok işte hobi dalında, daha önce el sanatlarında etamin ya da kaneviçeli kullanan bir çerçeve kullanıyorum. Kasnak kullanıyorum. Bu iki çerçeve arasında, iç içe geçen iki çerçeve arasında kumaşı sıkıştırarak kullanacağım. Bayağı işimi kolaylaştıracak bir şey. Değişik renk iplerim var gördüğünüz gibi. Bu iplerin de değişik kalınlıklarını kullanabilirsiniz. Bunlar benim kullandıklarım 3 aşağı 5 yukarı benzer kalınlıklarda malzemeler. Güzel bir kesen, hem kumaşı hem de ipleri rahat kesen bir makasa ihtiyacımız var. Ben aynı zamanda çalışmamda kullanmak için siz elbette farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Ama ben değişik düğmeler ve boncuklar da ayarladım. Hatta daha da ileri getirerek başka bir sanat çalışmasında kullandığımız çok yumuşak mısırlardan ya da pirinç nişastasından yapılan benim pıtırcık adını verdiğim bir yumuşak bir malzemeyi de kullanmak istiyorum. Çok güzel renkleri var. Gözü benim gibi iyi görmeyen, ki çocuklar sizler bizlerden tabii ki çok daha iyi görüyorsunuz ama göz görmemize yardımcı olması için, çünkü iğneden ipliği geçirmek biz yetişkinler için bayağı zor. O yüzden bu konuda yardımcı olması için özel bir aletim var. Bunu nasıl kullanıldığını biraz sonra size göstereceğim. Ama bu etamin kaneviçe dediğimiz tekniğin temel olarak ne olduğunu ve birkaç tane size örnek göstererek hemen başlamak istiyorum. Tabii ki bu tekniği uygulayamayacağız ama onun malzemelerini de kullanıyoruz. Bilmekte fayda var. Etamin ve kaneviçe tekniğinde, gobelen de ad veriliyor, değişik isimleri var. Kullanılan temel şey şu: seyrek bir kumaş ki rahat rahat iplikler ve iğneler geçebilsin. Ve orada çapraz şeklinde bir motif yapma esaslı tekniği bu, söylediğimiz teknik. Bu teknikle yapılmış, size birkaç tane, şu anda kasnakta da hatta direkt kasnağın üzerinde duran, çerçeve olarak da bunun kullanıldığı bir tane çalışma örneği gösteriyorum. Gayet de renkli, eğlenceli bir çalışma yapılmış. Dikkat ederseniz burada o çapraz tekniğinin dışında farklı teknikler de kullanılmış. Bunun yanı sıra daha çocukların yapmış olduğu ve benim de esasında biraz yola çıkarak yapacağım, iplikleri biraz çizgilere dönüştürerek kullanılan bir örnek var ki hem siyah kumaş üstünde hem de beyaz kumaş üstünde olan iki tane örneğini görüyorsunuz. Bunları da benim kızım yapmıştı. Onları da hemen kenara koyuyorum. Ve hızlı bir şekilde size bu çalışmaya başlamak için adımları göstermeye geçiyorum. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlamadan önce size esasında birkaç sanatçıların eser de göstermek istiyordum. Onu hemen göstermek istiyorum. Şimdi karşınızda gördüğünüz eser Türkiye'den genç bir sanatçı, Damla Yalçın adına bir sanatçının eseri. Dikkat edersiniz burada etamin tekniğine çok sadık kalarak, o tekniğin kurallarına sadık kalarak yaptığı eserlerin yanında çok daha değişik ve yaratıcı bir yaklaşımla kumaşın üzerine bir nevi çizim yaparmışçasına ipliği kullanarak yaptığı çalışması var. Tabii ki o el sanatları tekniğini bir adım öteye götürerek güncel sanatta ve farklı sorular soran, farklı anlamlar içeren bir şekle dönüştürmüş kumaşı ve ipliği ve etamin tekniğini. Çok enteresan işleri var tabii ki sanatçının. Aynı zamanda Gülsüm Kara Mustafa'nın bu uçan halısında da
İpliklerden daha çok kumaş kullanılmış. Kumaşı biraz kolaj tekniğiyle kullanmış Gülsüm Kara Mustafa. Ve o da gerçekten çok etkileyici bir çalışmaya imza atmış. Ondan sonra hemen Güneş Tevkoğlu'nda bir sanatçının eserini göstermek istiyorum size. Çok sade bir eser. Çok hoş bir duygusu olan eser bence. Ve yine çok basit kumaş üzerine iplikle dikiş görüyorsunuz. Ama o dikişle, o ipliklerle bir resme dönüştürmüş kumaşı da. Yine kumaşın ve ipliklerin çok daha çok yaratıcı ve farklı şekiller kullanılması güzel bir örnek. Tabii sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da birçok farklı sanatçı kullanmış. Şimdi bir sonraki eserde göreceksiniz ki artık benzer bir şey yapmaktan değil ama soyut ve daha motife yönelik, renklere yönelik bir çalışma görüyorsunuz. Yine kasnak kullanarak yapılmış. O yüzden özellikle bu resmi seçtim. Ama bir bambaşka sanatçı. Gördüğünüz gibi siyah ipliklerle açık renk beyaz bir kumaşın üzerine tam anlamıyla bir çizim yapmış. İplikleri kullanarak bir desen yapmış gibi görünüyor. Bir başka sanatçı bu sefer şeffaf, yani kumaş değil de sanki ince plastik bir sinek telinin üzerine renkli ipliklerle gayet detaylı bir el çizimi, el çalışması deseni yapmış gibi görünüyor. Yani çok farklı şekillerde kullanabildiğinin çok güzel örnekleri. Bundan bir sonra göreceğiniz eser değilse bu sefer fotoğraf üzerine yine biraz etaminden alınmış tekniklerle motifler yapılarak bayağı detaylı bir çizim görüyorsunuz. Bambaşka bir sanatçı ise kendi portresini tam anlamıyla inanılmaz detaylı bir şekilde rengarenk ipliklerle yapmış gördüğünüz gibi. Ve en sonunda da farklı, daha doğrusu en sondan bir önceki eserde de farklı bir üç boyutlu ve sanki dalların kullanıldığı bir eser gibi görünmesine rağmen öyle bir durum yok. O gördüğünüz dala benzeyen şekiller ve yaprağa benzeyen şekillerin hepsi esasında incecik ipliklerden dokunarak ve bir şekilde üç boyutlu kullanılarak yapılmış bir şey. Ve sanki o dalların arasında gerilmiş bir kumaşın üzerine yine ipliklerden yapılmış, kumaştan yapılmış bir eser var gibi görünüyor. Ama gördüğünüz her şey esasında hem iki boyutlu hem de üç boyutlu olarak ipliklerin kullanılmış masaya yapılmış çok özel bir eser. Tabii sanatçılar bununla da kalmıyor. Almışlar şu anda göreceğiniz eserde bir adım daha öteyip tamamen üç boyutlu olarak da kumaşı ve iplikleri kullanmışlar. Ve karşınızda tabii sadece kumaş iplik değil farklı malzemeler de kullanmışlar. Biz bisiklet tekeri de görüyorsunuz dikkat ederseniz. Bir tane sandalyeyi sanatçı bir nevi kaplayarak onu bambaşka bir şekilde bambaşka bir hayatımıza değer katacak ve algılamamızı değiştirecek bir şekilde dönüştürmüş. Yani kısacası kumaşı ve iplikleri çok değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Çok da güzel örnekleri gördünüz. Şimdi hızlıca çok basit bir şekilde önce kasnağımızda kumaşımızı kuralım. Ondan sonra da benim yapacağım çalışmayı, kumaşı üzerinde iplikleri nasıl kullandığımızı beraberce sizlerle beraber yapalım. Şimdi hemen kasnağımı ipimi geleceğim. Şu şeyini şöyle kenara aldım. Burada değişik renk kumaşlarım var. Değişik renk kullanabilirsiniz. Ben mavi kumaş kullanmak istiyorum. Kasnaklığın kullandığım bu çerçeve kasnak iki parçalı ve iç içe geçtiği için büyük olan, dışta olan çerçevenin üzerine kumaşımı gerdim, koydum. Alttaki, içindeki duran çerçeveyi de yeniden sıkıştırdığım zaman kumaşın kalınlığını kullanarak esasında başka hiçbir alete gerek duymadan gördüğünüz gibi kumaşı bayağı gergin bir şekilde iki tane o ahşap çerçeve arasında sıkıştırmış oldum. Çıkartması aynı bu şekilde kolay olacak. Şimdi bunun üzerine ipliklerle çalışmaya başlayacağız. Ben genellikle tabii ki kocaman bu sosis parmaklarıma büyük bir iğne kullanıyorum. Etaminde kullanılan iğneler zaten kumaşlar çok sık dokunmadığı için ucu sivri olmasına da gerek yok. Bunun da öyle değil zaten. Çok sivri değil. Bunları kullanabilirsiniz. Tabii buradaki dezavantaj bunun deliğindeki kadar kalınlıkta bir ip kullanabilirsiniz. Yoksa daha büyük bir belki de çuvaldız tarzı bir iğne kullanarak daha kalın, belki de ince yünleri de bu tarz bir çalışmada kullanabilirsiniz. Ama benim kullanacağım iplik uygun iğnem hazır ve onun içinden de şu o incecik şeyden ipliği geçmem zor olacağı için şöyle bir minik bir alet kullanarak hemen çalışmaya başlamak istiyorum ve ilk rengimi seçtim.
Şimdi aletimde çok ince bir tel var. Onu görmeniz tahmin ediyorum zor. O teli geçirdim araya. Şimdi iğnemi o telin içinden geçiriyorum ki ipliğimi daha doğrusu pardon. Telin içinden geçiriyorum. Geçirebilirsem. Bu tarz ince şeyler bana hiç uygun değil. Şimdi geriye çıkartma çektiğimde dikkat ederseniz onu pıt diye o iğnenin ince deliğinden geçirdi. Burada tavsiyem çok uzun bir iplikle başlamayın. Çünkü bu sefer her seferinde çok uzatmanız gerekecek. Kısa kısa ipliklerle bol bol ek yaparak devam etmeniz tahmin ediyorum daha kullanışlı olacaktır. Burada bir düğüm atma durumu var. Çünkü bu şekilde bırakırsam çektiğim zaman ip kumaştan çıkacaktır. O yüzden burasının daha kalın olması lazım. Buraya bir düğüm atabilirsiniz ya da iki düğüm atabilirsiniz ama ben şunu tercih ediyorum. İpi parmağımın üstüne koydum. Parmağıma doladım. İpi üst üste getirdikten sonra şöyle tırnağım elimle üç içe getirip şöyle esasında bir nevi dolaştırdığım ipi ve kalın bir görmüş olduğunuz ip birbirine dolandı. Düğüm atmama bile gerek kalmadı ama bu çok işe yarayacak çünkü görünmeyecek bu arada. Arka taraftan başlayacağım. Bu arada tercih olarak görünmesini de isteyebilirsiniz. O zaman ön taraftan da başlayabilirsiniz ama ben arkadan başlayarak hemen eserime başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel tutuyor, çıkmıyor. Evet, gayet iyi oldu. Bu kumaşta değişik minik karecikler var yakından bakıldığında. Ama ben onlara sadık kalmayıp kendi istediğim yerlerden geçirerek değişik değişik çizgiler yapmak istiyorum. Mesela şu kısa bir çizgi oldu. Şimdi biraz daha hemen yakınından girip şuradan gireceğim. Şimdi burada arka tarafa geçtikten sonra nereden çıkartırsam, mesela buradan çıkartırsam, uzaktan çıkartırsam arada çizgi kalmayacak. O yüzden de hemen dibinden çıkartırsam bu sefer sanki çizgi devam ediyormuş gibi devam ediyor olacağım. İlla düz bir çizgide gitmek zorunda değilim. Hemen bir yanından çizginin gittiği yönü değiştirebileceğim. Pardon, direkt çizgimi çıkartmış oldum bu arada. Hemen geri gidiyorum. Şimdi ipliklerimi çizgi olarak kullanıyorum ama ben burada bir de malzemeleri gösterirken size göstermeyi unuttum koskoca önümdeyken. Farklı kumaş parçalarının olduğu bir minik bir kutucuğum var. Buradan da değişik kumaşları bunun üzerinde kullanacağım. Yani biraz kolaj tekniğini de bulaştırmak istiyorum bu çalışmama. O yüzden şuradan hemen bir parça alıp kesmek istiyorum. Şimdi bu kullanacağım parça keçe. Keçe biraz yoğun ve sık dokunmuş bir kumaş olduğu için gördüğünüz gibi iğnem bu keçeden geçmiyor. Çünkü ucu da sivri değil zaten. O yüzden keçeyi delemeyeceğim için keçeyi esasında ipliklerin arasında sıkıştırarak kullanmak istiyorum. Ve hemen başlıyorum. Şu anda bu ipimi burada bitireceğim ve açılmaması için düğüm atıp kesiyorum. Ve hemen göstermek istiyorum yaptığımı. Kumaşımı dikmedim ama bu ipliklerin vasıtasıyla esasında sıkıştırmış oldum bu kumaşı üzeri. Hem bir doku yarattı, bir kabarıklık yarattı. Hem de ona istediğim gibi şekil vererek devam ettim. Şimdi yeni bir iplik alarak çalışmama devam ediyorum. Burada dikkatli olmanız gereken şey iğnemizi kaybetmemek. O yüzden esasında minik bir sünger ya da bir parçanız varsa bu iğnenizi her zaman kullandıktan sonra oraya şöyle saplayıp orada beklemesini sağlamak. Ondan sonra rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Ben yeniden bu sefer açık renkli ipe geçmek istiyorum. Hemen aletimin yardımını aldım. İçinden geçiriyorum.
Bu aleti kullanma konusunda ailenizden de destek alabilirsiniz. En azından öğrenene kadar. Yani bir kez, iki kez aileniz size göstersin. Ama ondan sonra sizin de gayet kolay yapabileceğiniz bir, kullanabileceğiniz bir malzeme. Yeniden şu birbirine doladığım kısmı yeniden göstermek istiyorum. Parmağıma koydum, bir tur attım. İplikler yan yana gelince onları şöyle birbirinin üstüne kıvırıp sonra çektim ve dolanmalarını, yani esasında düğüm olmalarını sağladım. Ama normal düğüm de atabilirsiniz elbette. Bu sefer şu parçanın, yani düğüm attığım kısmın görünmesini istiyorum. O yüzden de bu taraftan başlayacağım. Onu da eserimin bir parçası olarak kullanmaya karar verdim. Yine oraya bir kumaş koymak istiyorum. Bu farklı ve özel bir kumaş olacak. Hatta sürpriz olacağı için size göstermeyeceğim. Önce bir şeklimi keseyim, hazırlayayım. Nereye kullanacağımı karar vereyim. Gördüğünüz gibi biraz etrafa fışkırıyor. Bakalım ne olduğunu anlayabileceksiniz. Hemen şöyle bir sikeyim. Keçeden farklı olarak bu kumaş, hemen söyleyeyim, payetli bir kumaş kullanıyorum. Üstünde minik minik payetler var. Bu kumaş çok daha seyrek dokunmuş bir kumaş olduğu için çok rahat iğnem geçecek. O yüzden şu anda kumaşımı iğnemi geçirerek ekliyor olacağım. Bu payetin bir özelliği var. Şunu diktikten sonra size göstermek istiyorum. Sürprizli olsun. El sanatları yaparken el sanatlarının şöyle bir özelliği var. Birçok tekniği ve birçok standart yapılabilecek, mesela bu etamin konusunda motifleri var. Dikiş teknikleri var. Ben bunların şimdi hiçbirine girmiyorum. Kendim nasıl istersem, nasıl bir çizgi yaratmak istiyorsam onu yapıyorum. Hatta bazılarını bilmediğim için deneyerek, yanılarak görüyorum. Sanatın en zevkli yanlarından bir tanesi. O yüzden siz de bu renkli iplikleri çizgiler olarak kalem tutuyormuş gibi kullanabilir ve çok farklı, mesela şöyle çizgiler yapmak istiyorsanız benim yaptığım gibi, ama farklı farklı çizgiler yapmak istiyorsanız da değişik şekillerde batırarak, esasında biraz da deneme yanılma yöntemiyle çok değişik dokular, çok çok değişik görüntüler ve görseller elde edebilirsiniz. Dikkat ederseniz bu tarafa kadar bu şekilde geldi. Şimdi buradan sonra daha farklı bir şekilde devam etmek istiyorum. Ve değişik bir çizgi yaratacağım. Kaybetmemek için hemen şuraya sapladım ve sürprizimi göstermeye hazırım. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane değişik çeşit dikiş, en azından çizgi yapmaya çalıştım. Ve burada gördüğünüz gibi çizgi çizgi yaparken burada da etrafından geçerek yaptım. Bunu bir göze benzettim kendi içinde. Ama genelde gözün bebeği olur ya, ama bunun bebeği yok. Şimdi ortaya bir bebek yapmam lazım. Nasıl yapabilirim? Biraz sihir kullanayım istiyorum. Abra kababra habiri hubiri dedim ve bir anda tahmin ediyorum. Evet, oldu, yaptım. Bu bazı payetler çok değişik. Arkalı önlü dediğimiz çift yönlü payetler var. Bu siyah bir payet gibi görünüyor ama bir anda
tersten ittirdiğinizde şöyle açık renk bir daha doğrusu gümüş rengi bir bir doku alabiliyorsunuz. Hatta bunu şöyle de yapabilirim. Çok değişik dokular ve şeyler yapılabilir. Şimdilik bu yuvarlak olsun. Evet, devam ediyorum. Şimdi yeni bir ipliğe geçmem lazım. Hemen rengimi değiştireceğim. Bu sefer canlı bir renge geçmek istiyorum. Şu pembe çok hoşuma gitti. Evet, uzun bir parça aldım. Bunu da göstermek istiyorum. Bu ön tarafta gayet temiz çizgilerle yapmış olduğum çizgi arkadan bakıldığında bayağı karman çorman görünüyor. Çünkü devamlı git gel yaparak arkada esasen görünmeyen kısmında bayağı bir ekstradan ip kullanmak zorunda kaldım. Şimdi hemen buraya düğümü atayım. Ve malzememi değiştireyim, ipimi değiştireceğim. Kaybetmemek için sapladım. Evet, o güzel pembeyi görünce bir dudak yapmadan duramadım. Dudağın yarısı, öbür yarısını biraz daha değişik yaklaşarak yapacağım. Arka taraf bayağı karman çorman ama ön taraf bayağı detaylı görünüyor gördüğünüz gibi. İndim hemen. İpimi değiştirmek istiyorum. Koyu bir renk değil de evet,
yarı soyut bir portreye dönüştü herhalde yaptığım. Birkaç parça daha bir şey eklemek istiyorum. Burada da düğmeler vardı, değişik renk düğmeler. Onlardan minik bir şeyler yapmak isteyeceğim. Kaçmayın. Şimdi bunlar değişik boncuklar. Boncukları ipten geçirerek kullanmak istiyorum. Biraz da havada hafif oynasın da istiyorum. Hatta iki tane, bir iki yapacağım. Şimdi dikkat ederseniz bunlar sayesinde daha boyutlu bir kabartma da yakalayabildim. Ben zaten özellikle farklı malzemeler kullanarak sizlere de değişik malzemeleri nasıl kullanabileceğiniz konusunda bir nevi minik örnekler vermek istiyorum. Elbette ben tarz olarak çalışırken çok plan program yapmadan yaptıkça eklemeyi seven bir insanım ama siz bambaşka çalışabilirsiniz. Ama bu minik boncuklarda gayet değişik böyle kabartma şeklinde bir doku yarattı. Şimdi minik bir düğme daha eklemek istiyorum. Düğmelerimi seçeceğim. Evet, sevgili çocuklar, tahmin ediyorum şu anda ben bu yaptığım eserden memnun oldum. Şu dışında kalan kumaş, fazla kumaş, eğer bunu kare ya da farklı bir şekilde bir çerçeveye oturtmak istersem o şekilde kullanabilirim. Ama bu çerçevenin üzerinde de kullanmak istersem bu sefer bu kumaşı keserek buna sıfır hale getirebilirim. Ki esasında beğendim, böyle yapmak istiyorum, o yüzden hemen kumaşını keseceğim. Fazla kumaşımı koydum. Ben hiçbir kırpık kumaşı atmıyorum, dikkat ederseniz. Her şeyi burada saklıyorum. Aynı şekilde ipleri de öyle. Bunlar mutlaka bir yerde kullanışlı hale geliyor. Ve gördüğünüz gibi biraz çerçevenin dışına taştığım değişik renkli kumaşları ve iplikleri kullanarak çok eğlenceli, tahmin ediyorum biraz da soyuta yakın, yarı soyut bir eğlenceli bir portre yaptım. Bu sanki örülmüş saçları gibi hissediyorum bunu da. Umarım bu eğlenceli çalışmayı yaparken sizler de benim kadar eğlenirsiniz. Yeniden unutmayın, ben farklı malzemeler kullandım, siz bambaşka malzemeler kullanabilirsiniz ama temelde kumaşı ve renkli ipleri sanat yapmak için kullanmaya çok güzel bir örnek ipliklerle nakış çalışması. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, başka bir videoya görüşmek üzere.